Evet değerli izleyiciler, kısa dedik, kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Sizler çayınızı kahvenizi umarım hazır etmiş, bizim keyifli sohbetimize konsantre olmuşsunuzdur ama benim arkadaşlarım bize henüz çay kahve ısmarlamadılar. Sanıyorum programın ilerleyen bölümlerinde çayımızı kahvemizi biz de içeriz. Başından beri söylediğim gibi AK Parti Sapanca Belediye Başkan Adayı Aydın Yılmazer program konuğum olacak demiştim ve Aydın Yılmazer şu anda stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam diyorum çünkü Aydın Yılmazer'in bir diğer tarafı da eğitimci, öğretim görevlisi aynı zamanda kendisi. Dolayısıyla ikisini de kullanabiliriz bugün. Yani Aydın abi de diyebilirim bir süre sonra. O yüzden sizler de zaten sizin ailenizin içindeki bir sohbet olarak değerlendirin. Hocam nasıl gidiyor çalışma? Tempo ne durumda? Çalışmamız... Kilo verdiniz mi? Evet. yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sabah, bazen sabah namazından sonra ilçe başkanımız ve teşkilatımızla plan program çerçevesinde başlıyoruz ve 30 Mart'a kadar sıkmadık el, gitmedik ev bırakmayacağız diyoruz. Şu an tek tek mahalleleri, evlerimizi dolaşıyoruz. Enteresan bir durum var ama sizde, yani belediye AK Partili ama siz muhalefetin adayı gibi çalışıyorsunuz. Evet, maalesef olsun, hepsi bizlerin abileri. Öncelikle bizi izleyen tüm seyircilerimize hayırlı sabahlar diliyorum. Günleri huzurlu, mutlu geçmesini, haftaları ve ömürleri huzurlu, sağlıklı geçmesini buradan temenni ediyorum. Anladım. Başkan, yani bu sabah artık sizi tanıyalım, sizi tanıtalım durumunda bir program olsun istemiyorum. Sizi zaten artık herkes tanıyor. Çünkü ciddi anlamda çok iyi bir performans sergilediniz. Çok ciddi bir tempo yaptınız, yoğun bir tempo yaptınız. Bugün izleyicilerimizi direkt Sapanca'yı yapmayı planladıklarınız, yapmaya vaat ettiklerinizi konuşalım istiyorum. Sapancalı Aydın Yılmazer'e niye oy versin konuşalım istiyorum. Onun için de böyle hani çok siyasi söylemler vesairelerden ziyade kısa kısa projeleri tanıtmak istiyorum. Yani en sonunda da size niye oy vermeleri gerektirdiğini siz zaten açıklayacaksınız. Proje kitapçığınızı aldım. Yani bana geldiğinde kaç sayfalığına bakmamışım ve 80-100 sayfalık bir şey. Tam sayfasına bakayım. Evet. 94 sayfa, 95, yaklaşık 100 sayfa. Doğru tahmin etmişim. Yani bunlarda enteresan projeler de var. Benim beğendiklerim de var. Yani ben beğenmesem hoş ne olacak? Sonuçta ilçeyi gerekli görmüşsünüz. Ya da ilçe halkı, önemli olan ilçe halkının beğenmesi. Proje kitapçığımızın başında sadece SALT belediyenin bütçesiyle değil de nerelerden kaynaklar alacağınızı da ifade etmişsiniz. Evet. Bu enteresan geldi mesela bana. Yani kaynak göstermişsiniz. Hibe krediler de var bunların içinde. KOSGEB destekleri de var. Dünya Bankası'ndan da var. İller Bankası'ndan kredi de var. Tüm faktörleri parayı nereden bulursak buluruz durum olmuş. Projelerle başlayalım başkan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizlerin vizyonu, Sapanca'mızla ilgili vizyon, ulusal ve uluslararası alanda, ilçe bazında örnek alınan bir şehir yapmak. Bu vizyon doğrultusunda 5 alt faaliyet çalışma ile ilgili vizyonu belirledik. Bunlar, projelerime geçmeden önce söylemek istiyorum. Çünkü hepsi bir plan program doğrultusunda olacak. Katılımcı belediyeciliğe önem vereceğimizi ve bu doğrultuda çalışma yapacağımızı, nedir katılımcı belediyecilik? Bir faaliyet, bir proje yapacağımızda halkımızla istişare ederek halkımızın beklentileri doğrultusunda o faaliyet ve projelerimizi yapacağız. Yani halkımızın sesini iyi bir şekilde dinleyici olacağız. İkincisi, kültürel belediyecilik anlayışını geliştireceğiz. Her türlü gençlerimizin, ailelerimizin sosyal, kültürel, tiyatro, eğitim faaliyeti her yönüyle yapmalarını iyi bir ortamda, kısaca kültürel gelişimi gerçekleştiren bir belediyecilik anlayışı. İçeriğini birazdan anlatacağım tek tek. Üçüncüsü, sosyal belediyecilik anlayışını daha da geliştireceğiz. Mağdur durumda olan halkımız, maddi durumu olmayan halkımız, gariban halkımızın her türlü yanında olacağız. Onların dertleriyle dertleneceğiz. Sıkıntılı günlerinde ve her zaman yanlarında her yönüyle paylaşacağız. Başkan, çevre dostu belediyecilik. Özür dilerim.
dediğimizde de çevreye duyarlı, ki Sapanca'mız doğa cenneti bir yer, bu anlayışımızı devam ettireceğiz. Ve beşincisi de hizmet belediyeciliği çerçevesinde belediyemizin asli görevi olan faaliyetlerini en iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Çevre belediyeciliği dediniz. Sapanca Hidroelektrik Santrali, evet, onu, HES var. Ondan başlayalım istiyorum. Yani tabii ki. Biz öncelikle yani çevre dostu mudur mesela? Kesinlikle. Bu. Yani bu bildiğiniz gibi bir baraj yapıp herhangi bir şeyi farklı bir, onu soracağınızı da biliyorum. Bazı sorular da geliyor. Sorarım çünkü HES deyince direkt şey böyle. Evet. Yani. Kesinlikle şunu belirteyim. Proje ekibimiz, şurada 100 sayfalık proje beyannamemiz, proje ekibimizi frenledik. Yani o kadar çok projeler var ki, sağ olsun arkadaşlarımız çalışıyor gece gündüz. Ben dedim şu an ilçemiz için bunlar şu an için yeterli. Çünkü bizler bu projelerimizi şöyle anlatayım. 3 kısma ayırdık. Birincisi kısa vadeli projeler, orta vadeli projeler, uzun vadeli projeler. İkinci ayırdığımız bölüm birinci öncelikli projeler, ikinci öncelikli projeler, üçüncü öncelikler. Yani zaman dilimine göre, önceliklere göre ve bir de maliyetine göre projelendirmeyi yaptık. Düşük maliyetli projeler, orta maliyetli projeler, yüksek maliyetli projeler. Bunlar bu kısımlandırmaya göre ve sahip olduğumuz vizyona göre ve Sapanca'mızı 3 alanda ileriye götüreceğimizi belirledik. Hangi alanlar bunlar? Turizm, eğitim, dış mekan, süs bitkileri. Bakınız, tamam. Sapanca ile ilgili ileriye gidecek, geliştirebilecek alanları koyuyorsunuz. Altını başka, dolduruyorsunuz. Ve tabii ki işte onlar bütün hepsini tek tek altını dolduruyoruz. Başka biz faaliyetle ilgili, projelerle ilgili geliştireceğiniz vizyon alanlarını oluşturuyorsunuz. İşte kültürel belediyecilik derken, katılımcı belediyecilik derken, sosyal belediyecilik derken, çevre dostu belediyecilik derken bunları belirliyoruz ve kısımlara da ayırıyoruz hepsini. Nedir? Kısa, orta, uzun, maliyetli, maliyetsiz, düşük, öncelikli. Bunları bu tasdiflerden sonra ne yapıyorsunuz? Projeleri adım adım gerçekleştireceğiz. Şimdi bir tanesini HES dediğiniz projede kesinlikle tam çevre dostu. Biz proje ekibimizde, hatta bana dediler hocam bunu koyalım mı? Dedim madem öyle, çok her yönüyle dokümanlar ile tek tek, yani o balıklar bile çok rahat bir şekilde o helezon içerisinde yaşayabiliyor. Hiçbir şekilde ne balıklara, ne su kirletmeye, ne çevre kirliliğine, hiçbir şekilde. Zaten tribün Sapanca'mızda, gerçi kuraklıktan dolayı onu da biliyoruz, belli sıkıntı var ama belli dere yatakları var üst kısımlarda. Neden olmasın dedik. Akçay Deresi, İstanbul Deresi'nde fazla olan suyu bir veya iki tribünle çok rahat bir şekilde elektriğe çevirebiliyorsunuz. Anladım. Başkan, yani şu sahil bandını uzatma projenizi beğendiğimi belirttim. Çünkü orada yürüyüş yapmak ya da yürürken 2 dakikada bitiyor sizin yapacağınız yürüyüş şu anki haliyle. Uzunkum'la Yanık sahilini birleştiren o yürüyüş yolu projesi, ve çok uzun olmadan kısa kısa anlatırsak hep bütün tabii projeleri değerlendirmiş oluruz istiyorum. İsterseniz kısım kısım ayırdık ya, turizm dedik. Turizmle ilgili ne yapmışsınız? Vallahi yok başkan, burada evet. Sıralama şey, bu kitapçıktaki sıralamana peki, göre soralım. Peki. Çünkü şimdi, o zaman karıştırırım, atlarım projeleri, unuturum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dedik ya, bir uzun dönemli projeler, kısa dönemli projeler. Burada diyoruz ki bir aslında bir bakış açısı. Sadece burada Aydın Yılmazer olayı değil. Gelecekte bunun, bu bakışın, bu hizmet anlayışının devamı için Arifiye Uzunkum'dan Yanık'a kadar sahilin halka açılması diye biz belirttik. Bu tabii kısa dönemde yapılacak bir durum değil. Bu ama uzun dönemli bir bant. Evet, biz burada bakışımızı yapıyoruz. Ve şunu buradan belirteyim. Belki izleyen seyircilerimiz, ya burada işte göle yakın belli işte evler var, şunlar var. Biz kolaydan zora doğru bir strateji izleyeceğiz. Hiç kimseyi, bakın hiç kimseyi mağdur etme şeyinde değiliz, görüşünde değiliz. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Ki bir tane örnek vereyim sizlere. Sahil dediniz ki gerçekten bir eksiklik. 500 metre, 600 metre bir sahilimiz var. 2 dakikada yürüyorsun ya da 2 dakikada yürüyoruz. Yani bu bir yetersizlik. Evet. Bir de bunun disipline edilmesi
gerekiyor. Yani oraya o 700 metrekare alana uzunluğa gelen halkımız rahat yürümesi, rahat oturabilmesi için belli sıkıntılar var. Bunlara da disipline edeceğiz diyoruz. Bunu edeceğiz derken bazı orada esnafımız farklı anlayabilir veya farklı bazı gruplar tarafından anlatılabilir. Farklı tarafa çekilebilir. Ben bizler diyoruz ki bakınız bir tane basit örnek vereceğim bu disipletme noktasında. Bir mısırcı, mısır satan bir kardeşimiz. Biz onu efendim masa başından bunları kaldırın. Öyle bir deme lüksümüz de yok. Çünkü herkes rızık peşinde. Dolayısıyla diyeceğiz ki biz kardeşim burada satman hem görüntü kirliliği bağlamında, halkımızın rahat yürümesi, dinlenmesi, o konsepte uygun mekanlar da yapılabilir. Aynen öyle. Başka. Onu alacağız kardeşim senin efendim çiçekçi. Yerin burası. Evet senin çiçekçi. Mesela orada Roman kardeşlerimiz çiçek. Tüm arkadaşlar bir ekmek parası peşinde. Biz bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla disipline edeceğiz derken amaç orada insanlar daha görüntü çok gelsin. Ve yürüyüşle evet. Alanla bütünleşmiş satıcılar olacak. Yoksa derdimiz hiçbir şekilde kimseyi mağdur etmek değil. Gelelim bu projemiz noktasında. Belli alanlarda öncelikle izleyeceğimiz yol sahili ne yapıp belli buradan uzatmamız lazım. Öncelikle Yanık, Kurtköy, Kırkpınar, Green Blue Restoranta kadar o bölümde tersten bu evet, taraflara geldik. Bakir alan var. Zaten o bölgeleri halkın kullanımına açtığımızda çok büyük bir alan olacaktır. Yani bugün Kurtköy'de ve Kırkpınar'da hele Kırkpınar'daki alanımız mükemmel bir alan. Çok güzel bir şekilde İzmit'te Kent Park gibi bir alan olur. Orada düşündüğümüz nokta yürüyüş yolu, bisiklet yolu, hatta ayak çıplak çok rahat bir şekilde yürüyebileceğiniz bir yol ortamı, nostaljik küçük ağaçtan dükkanlar ve bunlarla birlikte su festivallerinin yapılabileceği. Bakınız ben şunu net olarak söyleyeyim. Şu ana kadar Sapanca Gölü, Sapanca ismini taşıyor. Faydalanma noktası nedir? Şu ana kadar sadece havasını ve manzarasından faydalandık. Artık diyoruz ki biz suyumuzdan her yönüyle su festivalleri, projelerimize su festivalleri diyoruz. Bakınız kano yarışları, yelken yarışları şu an 3 bölgede arkadaşlarımız yine kişiler hepsi de hazır. Dalgıç sporları ve hatta elektrikle gölü hiçbir şekilde kirletmeyecek elektrik enerjisi, güneş enerjisine yürüyen kayıklar, botlarla Sapanca Gölü'nde gezi turları düzenlemek istiyoruz. Yine yelken başkan, ve... Başkan sırayla ben gideyim mi? Burada hani başkan adayı sizsin, başkan burada ben olayım istiyormuş. Projeleri böyle sizin evet. Yoksa size bırakırsam eksik kalsın istemiyorum inanın. Yoksa sözünüzü kesmek değil. Uzun kumdan yanmak üzere izlediğimiz yol... İlk önce bakir alanları, işlenmemiş kolay olanları tek tek halkımıza kazandıracağız. İkincisi, baktık sahilde belli bir vatandaşın veya farklı bir şekilde sıkıntı görüyoruz. Orada suyun içerisinden ki SASKİ Genel Müdürümüzde ve Çevre Bakanlığı ilgili yani gölü kirletme hiçbir şekilde o bizim koruyacağız. O bizim ana can damarımız. Yani suyun üstünden yapacağınız suyun üstünden ahşap şekilde 4-5 metre genişliğinde veya ya yürüyüş yolunu ışıklandırmalarla çok daha güzel olur aslında. Kesinlikle noktalar çok noktalar güzel, çok bir güzel olacak. Baktığınızda ışıklı bir şekilde adeta gölün içinde yürüyen bir hava olacak. Kesinlikle böyle bir çalışmamız var ki ilk etapta dedik ya sahili şey yapacağız. Bir yandan Kurtköy, Yanık, Kurtköy, Kırkpınar böyle gelirken diğer taraftan da Uzunkum'dan zaten belli bir sahil yürüyüşü yapılmış durumda. Teşekkür ediyoruz başkanımızdan. Ve Sasa'ya kadar geliyor. Sasa'yla Özkum arasında güzel bir burun var. Biz onun da projesini, hepsini yerinde. Proje ekibimiz tek tek. Bakınız buradan hiçbir şey böyle havadan atma, bir siyasi laf veya öyle bir şey değil. Ayağı yere basarak gerçek verilerle bakın orada nereden, hangi paralarla, hangi fonlarla neler yapacağımızı da tek tek Kongre Merkezi Başkan. Dolayısıyla o gölden oraya o kanalı suyun içerisinden yaptığımızda mükemmel bir görüntü olacak ve cezbedilir noktasında ve halkın daha ferah bir ortamda yürüyüşünü hem de hiçbir esnafı veya oradaki kişileri de sıkıntıya sokmadan çözmüş olacağız. Bunu da söyleyeyim. Kongre merkezi. Kongre merkezine geldiğimizde
Sapanca'mızın gerçekten ihtiyacı. Sapanca, şunu bir kere söyleyelim. Sapanca, Sakarya'mızın misafir odasıdır. Bunu başlık olarak Aydın Başkan, Sakarya'nın misafir odasıdır ki bunu büyüklerimiz de ifade ediyor. Gerçekten de Sakarya'nın incisi Sapanca, büyük batıya açılan kapısı başka. Hepsini toparladığımızda ki bunu görüyoruz. Devlet erkanları ve üst düzey kişileri misafir ağırlama hepsi nerede yapıyor? Sapanca'da yapıyor. Biz de diyoruz ki tamam, Sakarya'nın misafir odalığını biz kabul ediyoruz. Misafirlerimizi de en iyi bir şekilde nasıl ağırlarız? Onun derdindeyiz ve buna göre projeler üretiyoruz. Şimdi Sapanca'mızdaki gerçekten bir kongre merkezi çok rahat bir şekilde olacak potansiyele sahip ama yeterli düzeyde konferans, kongre alanları yeterli değil. Ben Büyükşehir Belediye Başkanım'la istişare ettiğimde, saygıdeğer başkanım, bu dönem sizlerden istediğim bir tane, birkaç projeden bir tanesi Sakarya Büyükşehir. Birkaç projeden. Evet, onları da söyleyeceğim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Kültür ve Kongre Merkezi'ni Sapanca'da oluşturmak istiyoruz dedim ki her yönüyle, yani firmalardan tutun da diğer, çünkü diğer alan dedim ya, eğitim üssü yapacağız da onları da açıklayacağım, turizm merkezi yapacağız dediğimizde bunlar birbirine entegreli. Kısaca Sapanca'mız da bir kongre merkezi, çok yönlü bir şekilde ihtiyaç gerekli ve bunu da Allah'ın izniyle gerçekleştireceğimizi sizlerden buradan söyleyebilirim. Bilgi, Kültür ve Sanat Evi. Bunların yerlerini sormuyorum başkan. Çünkü hem emlak fiyatlarındaki o manipülasyona sebep olmayayım diye, hem de yine bölgede yapacağınız görüşmelerle yerini değiştirebilirsiniz diye. Böyle nerelere yapılacağını o yüzden sormuyorum. İzleyicilerimize de hatırlatmış olayım. Önemli projelerimizden bir tanesi de Bilgi, Kültür ve Sanat Evi projesi. Bu çoğunlukla AK Partili belediyelerin ve bizlerin de önemli üstünde durduğu, halkımızın, gençlerimizin menfaatini, yararına olan bir proje. Sapanca'mızda köylerimiz de eklenmesiyle birlikte, köylerimizin eklenmesiyle birlikte 29 tane mahalle oldu. 16 tane köyümüz, 13 tane de mahallemiz vardı. Ve şu an toplam 29 tane mahallemiz mahalle var. Olduk. 29 mahallemizde hepsine bilgi, kültür, sanat evlerini adım adım gerçekleştireceğiz. Buradan da yine tekrar söylüyorum, nasıl yapacağımızı da söylüyorum. Kolaydan yine zora doğru. Yani az maliyetliden çok maliyetliye doğru. Köy ilkokulları, binaları var bilirsiniz. Evet. Şu an taşımacılık sisteminde taşıma eğitim gören bazı okullarımız var. Yani Yanık, öncelikle başlayacağımız yerleri söyleyeyim. Yanık, Uzunkum, Babadayı, Ünlüce, Şükriye Köyü, İlmiye Köyü, Hacı Mercan Köyü, ilkokul sadece ortaokul taşınılmalı. Bütün bunlar ve Güldibi, iki muhtarlık alanı, Gazi Paşa, bu alanlar adım adım böyle. Ne yapacağız buralarda? Halkımızın ne tür menfaatine bir hizmet sunacağız? Bunlara müsaade ederseniz açıklık getirmek istiyorum. Bilgi, kültür, sanat evlerinde birincisi çocuklarımızın bir bilgi evi dediğimiz odada bilgisayar ortamı oluşturacağız, internet ortamı oluşturacağız ve kütüphane ortamı oluşturacağız. Çocuklarımız burada ekonomi olarak müsait olmayan, bilgisayar olmayan, interneti olmayan kardeşlerimiz ödevlerini, araştırmalarını yapabilmeleri için böyle bir ortamda imkan sağlayarak burada ders yapmaları, ödev yapmaları, öğretmenlerine ödevlerini rahat bir şekilde teslim etmelerini, ki bilgi çağında bu da gerekli olduğunu düşünüyorum, böyle bir ortamı oluşturacağız. İkincisi, anladım, kültür ve sanat evi dediğimizde öncelikle ev hanımları. Öncelikle ev hanımlarının orada hangi kurs istiyorlar ise hem boş vakitlerini değerlendirebilme hem de mesleki bilgi edinme. Aynı büyükşehrimizin SAMEK Sakarya Büyükşehir meslek edinme kurslarını bunun mahallelere farklı boyutuyla, biraz daha farklı boyutuyla siz minimize edip her tarafa yaydın. Aynen öyle. Olarak. Aynen öyle. Gelecek Sayın Başkanım, bizler dikiş nakış kursu istiyoruz.
Eyvallah. Halk Eğitim Müdürü'ne zaten görüşmemiz devam ediyor. Bunları yaparken dedim ya az önce, bütün paydaşlarımızla görüşerek yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Yarın halkımıza mahcup olmayalım düşüncesiyle hareket ederek görüştüğümüzde hay hay belli maliyetin maliyeti lokomotifi biz oluşturacağız ve ilk önce başlayacağımız yeri bile söyleyelim. Yanık Köyü'nden, çünkü orada bir faaliyet var. Bizim istediğimizin %30-%40'ı orada şu an hayatta faaliyet devam ediyor. Oradan başlayacağız. Genişleterek büyüteceğiz onu diyorsunuz. Kısaca burada kültür ve sanat evleri dediğimizde her türlü, başkanım dikiş nakış kursu istiyoruz, eyvallah. Başkanım biz Kur'an dersi istiyoruz, müftülüğümüzde eyvallah. Başkanım biz müzik dersi istiyoruz, biz kemençe, biz efendim farklı farklı müziğin farklı boyutlarında istiyoruz, eyvallah. Başka biz resim dersi istiyoruz, eyvallah. Yani kursu istiyoruz. Kısaca neyle ilgili? Biz toplanıp çay sohbeti etmek istiyoruz, eyvallah. Bütün bunları hem amaç ev hanımlarımızın mesleki bilgilerini, mesleki sahip olmak, bilgi düzeyini arttırmak, kültürel düzeyini arttırmak ve boş vakitlerini en iyi bir şekilde değerlendirme imkanı sağlamak. Sapanca'ya hamam, belediye hamamı. Atladığım bir tane proje var, yol projesi, onu özellikle atladım. Yani teknik detaylara çok girmek istemiyorum programda. Şimdi, onu zaten siz anlatıyorsunuz. Dedik ya, ben günde herhalde söyleyeyim. Bir 20 toplantı yapıyorsunuzdur anlamında. Aday adaylığım süresince... Ve hatta daha önceden de biliyorsunuz benim belediye geçmişim yaklaşık belediye 10 yıl. Evet. Doktora tezim belediyeler üzerine yazdığım makale hep sürekli belediyeler üzerinde uzmanlaştığımdan dolayı sürekli ne insanların neye ihtiyacı varsa siz onu sunarsanız halkı memnun edersiniz. Bu doğrultuda üniversitedeki bakın öyle bir anıya şahit oldum ki tabii yüksekokul müdürüyken geldi bir öğrencimiz memleketinden valizinle geliyor. Hocam Sapanca'da bir hamam yok mu? Yani biz terli bir şekilde tozlu bir şekilde geldik, daha ev arayacağız, ev şey yapacağız. Maalesef kızım dedim. Yani 20 yıldan beri maalesef Sapanca'mızda bir Türk hamamı yok. Ve bunu biz hemen projelendirdik. Dedik ki Osmanlı mimarisinde proje ekibimizde bir Türk hamamı, bayanlara ayrı, erkeklere ayrı, ayrı. Hijyenik bir ortamda, hatta bunu saunasıyla, bunu biraz daha bütçe eğer imkan doğrultusunda fizik tedavilerinde yapılabileceği bir alan oluşturarak Sapanca'mızın gerçekten ihtiyaç olduğu, kiminle görüştüysem evlerde toplantı yapıyorum ve tüm kesimler tarafından onaylandığında buradan söyleyebilirim. İnşallah bunu da en güzel bir şekilde, yine yeri ve diğer şeyleri buradan söylemek istemiyoruz diğer projeler gibi, en güzel bir şekilde bunu da gerçekleştireceğimizi söylemek istiyorum. Engellilerle ilgili projeniz var, evet, başkan. Engellilerle ilgili tabii herkes, onlar da bizim kardeşlerimiz, bizlerin canları ve onlar da görüşüyoruz, bisiklet istiyorlar, farklı farklı. Onların da yaşama, sosyal aktivite katılma, eğitim içerisinde olma, her türlü toplum içerisinde, halkın içerisinde olma hakları var. Bizim dolayısıyla var. Biz dedik ki bakanımızla, sağ olsun bakanımız... İki kez Sapanca'mıza bu süre içerisinde kısa zaman diliminde geldi. Sapanca'mızla ilgili dedim muhakkak bir projenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu yaşlı bakım evi, huzur evi bağlamında bu Sapanca engelliler sosyal... Bakan Hanım'dan siz yeni projelerde alırsınız hocam. Yani inşallah. Alırsınız. Yani biz, Bakan Hanım iyi niyetli. Bizim şunu söyleyeyim. Burada ben işte siyaset madem proje içine daldık. Yani burada eğer en güzel hizmet yapılacak da şu an Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin, iktidar AK Parti'nin. Yani bunun önemli olan projelerle gitmek, proje üretebilmek. Ben inanıyorum ki Allah'a şükür proje ekibimiz, sağ olsun üniversitedeki arkadaşlarımız, hiçbiri bizi yalnız bırakmadı. Hocam diyor, sen istediğin kadar sana az önce dediğim gibi 3 ayrı grupta öncelikli sıralamaya göre, maliye sıralamasına göre, uzun vadeli sıralamaya göre sana proje üretelim. Ve bakanlıklara, ilgili yerlere gittiğinde diyeceğiz ki ya başkanım bu çok maliyetli, tamam hemen düşük maliyetli, ya başkanım bu da tamam şu şekilde. Yani elinizde projelerle birlikte gittiğinizde illaki kopartırsınız ve Sapanca'yı bir hizmet getirirsiniz. Bakanımızla 2-3 yönlü konuştuk, dedi inşallah otururuz ki
şu an İtalyan kampı, yani bir tanesi oraya düşündüğümüz veya farklı şekillerde orada otel olabilir, orada güzel bir spor kompleks alanı olabilir, orada bir yaşlı huzur evi olabilir ve engelliler sosyal tesis. Bunun içeriği nedir? Bunları şey yaptığımızda engelli kardeşlerimizin eğitim hakkı var mı? Var. Var, onların eğitim noktasında. Onların spor yapabilme hakkı var mı? Var. Var ve hatta ki. Ve hatta artık sokaklarımızın da artık yollarımızın da engellilerin de çok rahat bir şekilde gidebileceği ve hatta bir tanesi kardeşim dedi ya şarjlı bisikletlerle geliyoruz. Belli yerlerde şarj dolum yeri yapın. Biz sıkıntı çekmeyelim. Hay hay dedik. Ve Sapanca'da belli alanlarda şarj dolum yerleri yapıp kardeşlerimiz orada işte bisikletle o elektrikli bisikletlerin şarj etmelerine imkan sağlayacağız. Ve sosyal bu aklıma geldiği için söylemek istiyorum. Dedim ya her adımda gittiğimizde mesela kır düğün salon alanları. Sonra mı geleyim şimdi mi? Devam yok yok hocam devam. Ben şeyin. Eğitimle ilgili çalışmanız ki burada yani bu projeyi bence hiç sorgulamıyorum ben ya da hiç sorgulanmasında gerek duymuyorum. Çünkü hani eğitimci birisi olarak eğer şu anki halinin üstüne bir şey katmazsanız. Evet eksi yazar. Çok ayıp, sizin, ayıp olur. Bırakın onu uzun biraz falan. Açayım. Bunu şimdi, evet açalım. Engellilerle ilgili olayı gerçi yine çok hızlı gidiyoruz. Ben konuşsak akşama kadar konuşurum. Yok akşama yani, kadar konuşuruz da şey kitapçık kalın ve ben onu tamamlamak istiyorum. Evet. Hani müfredatı yetiştirmem lazım bu hocam. İnşallah Allah hayırlı hizmet etmeyi ve bunları tek tek gerçekleştirmeyi nasip eder. Bizler de bunun için gece gündüz çalışacağımız buradan Sapanca halkına bildirmek, söylemek istiyorum. Evet, engellilerle ilgili bu kardeşlerimize her türlü imkan oluşturarak gerek eğitim, gerekse sosyal aktiviteler, spor faaliyetleriyle her türlü yanlarında olduğumu bunları inşallah gerçekleştireceğimizi buradan belirtmek istiyorum değerli arkadaşım. Gelelim eğitime. Eğitim konusu. Bakınız ben yine samimiyetimle söylüyorum. İster bizler, ister diğer arkadaşlarımız veya geçmişte eğitim noktasında istenilen düzeyde ağırlık verilseydi veya verilecek olursa Sapanca'mızda hiçbirin diğer alanları kenara koyun. Sadece burada bir fakültenin getirilmesi Sapanca'mıza kazandırması durumunda Sapanca'mız İHA olur. Ben bunu çok araştırdım. Zaten alanım da olduğu için bir de zaten bakınız 1 Nisan itibariyle turizm Sapanca'mıza sağlık lisesi var. İmam lisesi var. Meslek lisesi var. Meslek lisesi ilgili işte alt dalları hepsi var. Allah'a şükür. Getirenlere teşekkür ediyoruz. Çünkü her şeyin eğitimli olacağını biliyoruz. Burada turizm lisesi yok. Sapanca'mızda. Turizm merkez yapacağız diyoruz. Öyleyse biz yine proje ekibimizde, istişare ekibimizde dedik ki bir turizm, iki eğitim. Öyleyse eğitimle turizmi ne yapalım? Entegre yapalım. Ve 1 Nisan itibariyle hemen başvurumuzu Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne birlikte İlçe İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne birlikte hareket ederek turizm lisesinin kazandırılması için uğraşacağım. Bunu belirteyim. Turizm, Kırkpınar'ımızda turizm meslekçisi okulu var ki rektörümün ifadesi sayın hocam oranın mimarı sensin, kurulmasına en büyük vesile olan sensin dedi ki oranın sorumlusu iken ve orayı da kazandırdık ve akabinde bir fakülte. Ha, öncelikle gece gündüz çalışacağım bir fiziki binaları ki rektör hocamın ifadesi son ayrılırken. Binayı getirin devamını binayı, onlar taşıyorlar sayın zaten. Sayın başkan binaları fiziki ortamı oluştur. Oradaki içini biz doldururuz. Biz aynen öyle doldururuz. Hocam. Ben de dedim ki zaten en son konuşmamızda da onu dedik ya neden yeri gelmişken de diyor mu hep söylüyoruz. Neden aday olduk? Neden milletimiz bize oy versin noktasında? Yeri geldiği için söylemek istiyorum. Son senato toplantısına giriyoruz hocamla. Ya hocam, Aydın hocam ya profesörlüğe giden yolda senin de akıl kârı mı? Ateşten gömlek giymeye hazırlanıyorsun. Ve düşündüm. Ne cevap vereyim? Hocam aslında doğru. Düşündüm. O an aklıma gelen ifade ve çok da yerinde olduğunu düşünüyorum. Saygıdeğer rektörüm, doğduğum şehre, yaşadığım şehre böyle bir imkan hizmet gelmişken hizmet etmeyeyim mi? Tek ifadem bu. Dolayısıyla burada
değerli Sapanca halkımıza şunu net olarak belirtmek istiyorum. Bizler ne makam, ne mevki veya herhangi bir neden değil, tamamen bir fırsat verilmiş, bir görev ve sorumluluk üstlenmişiz. Bunu en iyi bir şekilde halkımızın hizmetine, halkımızın hizmetkarına talip olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. Evet, hocam, Sapanca'mızda turizm noktasında öncelikle turizm fakültesi oluşturulması olmadı mı? Başka Sapanca'mıza gidecek, Sapanca'mıza o bölgemize uygun ziraat fakültesi veya uygun bir fakültenin kazandırılması için gece gündüz çalışacağız. Ha, bunun yanında özel üniversiteler, zamanımız durumu var. Var hocam, tam yarısındayız şu anda. Özel üniversitelerin yine teşvik edilerek, ya kısaca Sapanca eğitim üssü olacak çünkü fırsatlar var. Büyük şehirlere yakınlık, ulaşım kolaylığı, bunları bütün hepsini değerlendireceğiz. Zaten Sapanca konum olarak öyle bir yere sahip ki hangi lider veya yönetici gelirse gelsin sahip olduğu fırsatları, sahip olduğu dinamikleri harekete geçirebilirse Sapanca'nın gelişimi bir o kadar daha artar diye düşünüyorum. Anladım. İstanbul Dere Kestanelik Gazi Paşa, İstanbul Dere'nin sanıyorum bu şehir rekreasyon projesiyle ilgili evet, komplike bir çalışma olacak. Yine İstanbul Dere Kestanelik o şeye giderken işte üniversite alanındaki o dere yatağı ta Roman kardeşlerimizin bulunduğu o alandan Gazi Paşa İzmit girişi köprü Sapanca girişindeki ışıklar o köprüden aşağıya Mavi Kent'ten göle giden bir dere yatağı. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Birincisi bu projelerimizi gerçekleştirmeden önce veya gerçekleştirmeye başlamakla birlikte devam eden projelerimiz var. Bu projelerimiz mesela Yüzevler'de seyir terası projesi var. Neden? Bir, AK hizmetlerin devamı için. İkincisi, devletin sürekliliği için devam eden projelerin bitirilmesi gerekiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Peki vatandaşımız merak eder ya bunlar ne olacak diye. Başlananlar bitirilecek. Onlar kesinlikle. Şey seyir terası ve seyir terasında birlikte bir de biz şöyle proje ekibimizde çalışmamızda bir proje bunun daha ileriye doğru bağlantılı diğer projeyi de gerçekleştiriyoruz. Örnek vereyim sizlere. Göl Mahallesi'nde seyir terası var. Hemen onunla mukabil karayollarından izin alınarak Uzunkum'a kadar belli bir alan var. Kilometre hemen hemen varacak uzunlukta alan var. Orasını halkımızın yürüyüş alanı için, sadece yürüyüş alanı. Sabah gelecek ağaçlık içerisinde. Oranın ağaçlarını, bakımlarını hepsini biz üstlenip belli alanlarda oturma bankları şöyle. Göl şurada, şu alanda, yamaçta böyle çok tatlı bir yol oluşturup yürümesini evet, bir yol oluşturup çok büyük maliyetli dedi. Tek şeyimiz karayollarından izin alacağız ve yapacağımız şeyi bir kordon açıp oradan yürüyüş yolu ve Uzunkum. Uzunkum'dan da hemen alt geçitle oraları da tabii ki iyileştirerek gazinolar tarafı değil biriye yani yürüyüş yolu başladığı alana çok güzel bir kır düğün salonu yapıp orada da öncelikle Uzunkum köyü halkımız daha sonra Sapanca daha sonra Sakarya'mız ve tüm insanlar hizmet vermek için çay bahçesi şeklinde bir oturma alanı bir kır düğün yapabilme alanı oluşturacağız. Oradan da 2-3 kilometrelik sahil yürüyüş bandı var. Sasa'ya kadar çok rahat bir şekilde bir halkımız nefes alma imkanı sağlayacak. Devam eden bunu dedim ya Sapanca Çarşı Meydanı var. Büyükşehir AVM var. Büyükşehir Belediye'mizin şu an belli nedenlerden dolayı seçim atmosferi ve orada bir eski hamamın çıkması, onun anıtlar kurulu falan o problem çözüldükten sonra bitecek. Ve bittiği zaman da Sapanca'mız Çarşı Merkezi çok güzel bir ortam ve güzel bir nefes alma yeri kazanacak. Evet AVM var, alışveriş merkezi yani oranın da zaten bir eksiklikte Sapanca sinema yok. Yani orada sinema salonları,
Burada çok büyük olmasa da konferans salonları var. Farklı bir alışveriş, evet. Vakit geçirme mekanı oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. AVM'nin de zaten bu büyük bir kısmı bitmiş durumda. Bunları, yani kısaca devam eden projeler, seyir terası, çarşı meydanı, AVM, başka Kurtköy, yine şeylerde var. Kurtköy, Kırkpınar regresyon alanı var. Orasının da belli bir kısmı bitmiş. Bunları bitireceğimizi buradan söylemek istiyorum. Halkımıza hizmet olarak sunacağımızı belirtmek istiyorum. Geceliği ve fidancılık hocam. Biraz daha hızlanarak gitmek istiyorum. Çünkü sonunu göremeyeceğiz bu tempoda gidersek. Evet. Şimdi geceliği, alan dedik ya Güven hocam. Üç alan dedik. Turizm, eğitim ve dış mekan süs bitkileri. Evet. Dış mekan süs bitkileri noktasında ki alışılmış olmayan, belki de asli görevimiz olmayan bir durum ama sırf üreticilerimiz daha çok para kazansın, bu sayede çok insan, gencimiz ekmek yesin düşüncesiyle. Ben buradan söylemek istiyorum. Öncelikli benim hedef kitlem Sapanca gençliğidir. Evlatlarımız, çocuklarımızdır. Bunların eğitimi, bunların işi ve istihdamı gerçekten bizim önceliklerimizdir. Ve spora da geçtiğimizde göreceğiz. Yani gençlerimizi sporla, gerek kötü alışkanlığa gitmemesi için, gerekse boş alanlarını sağlıklı, dinç olabilmeleri için çok yaygınlaştıracağız. Onları yeri geldiğinde söyleyeceğim. Onun için buradan belirtmek istiyorum. Bizlerin öncelikli olarak hedef kitlesi, birincisi Sapanca halkı. Çünkü bizler Uzunkum'dan Yanağa kadar, Akçay'dan Dibektaşı'na kadar, Yeni Mahalle'den İstanbul'da bütün olarak o insanlardan sorumluyuz. Bunu biliyoruz ve bunu, odağımız bu alan ve bunun içerisinde de, halkımız içerisinde de gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğimizi emanet edeceğimiz bu evlatlarımızı en iyi bir şekilde manevi boyutuyla, maddi boyutuyla yetiştirmek boynumuzun borcudur. Evet, süs bitkileri dedik, bir alan oluşturduk. Dedim ki, geçen de çok da memnun kaldılar. Bir toplantı yaptık süs bitkicileri, üreticiler, fidan üreticilerle. Bakınız, bir belediye başkanı, sizin pazarınız neresi? Büyükşehir belediyeleri. Yani öyle değil mi? Büyükşehir, biz daha ulusal bağlamda ki ben inanıyorum yurt dışına bile ihracat yapacağız. Allah'a şükür. Yabancı dilimiz de var, şey de var, konuş, derdimizi anlatabiliyoruz. Önce olarak gideceğiz. Burada Polonya'ya ki onların esas merkezleri olan yerlere bile, Avrupa'ya, ilgili yerlere yeter ki üretelim. Yani üreticilere de söyledim. Ve örnek veriyorum. Ankara Büyükşehir, Kayseri Büyükşehir, Gaziantep Büyükşehir. Öncelikle büyükşehir belediyelerimize gideceğiz. Sayın Başkanım, biliyorum ki benim biliyorsun belediyede hesap işleri muhasebeyle ilgili de bilgim olduğundan da her büyükşehir bir dış çevre düzenlemesine ne yapmak zorunda? Bütçe ayırmak zorunda. Fazla değil. İlçe başkanımı da alacağız. Oradaki ilçe başkanına birlikte üreticileri alacağız. Birlikte bir ekip olarak gideceğiz. Ve Sayın Başkanım, bizden %50'sini değil, %30'unu değil, %10'unu bizden alır mısınız? İşte kalite, işte miktar, işte tür, çeşit ve inanıyorum ki %10'u değil, %20'si, %30'unu çok rahat bir şekilde bir büyük şehire. Bakınız, %10 demeyin Güven Hocam, o 20 trilyon, 30 trilyon bütçelerine yıllık para konuyor. 20 trilyonun %10'u kaç yapar? 2 trilyon. Sadece İstanbul Belediyesi'ne satsanız zaten yetersiz. Yani düşünün. Sapancamız için büyük para. Üreticimiz için tabii büyük canım. Para. Yani sadece İstanbul Belediyesi sizden temin etsin. Kesinlikle. Yani bir şekilde. Parayı harcayamaz üretici. Götür usulüne veya ihaleyle ilgili nasıl bir çıkış yolu satabilmesi için onlar da kısaca dış mekan süs bitkileri, fidancılarımız, bunların yanında olduğumuzu, asıl amaç esnafımızın ekonomik ve sosyal kültürel refah veya halkımızın kültürel refah, çünkü her şeyin başında biliyorsunuz para kazanır ve bunun yanında da gençlerimiz ne kadar üretim olursa o kadar gencimiz ne yapacak, çalışacak, para kazanacak. Hocam daha kısa ve özetle gidelim istiyorum çünkü çok proje var ve biz programımızın son 20 dakikasına girdik. Hacı Mercan, gördüğünüz gibi seyir terası. Evet. Gerçekten de ilk önce Yüzevler'deki seyir terasını bitireceğiz. Oradaki çok güzel bir hizmet olacak. Halkımız orada iyi bir
gelen, gerek Sapanca'da yaşayan gerekse dışarıdan gelen vatandaşlarımız güzel bir ortamda, nezih bir ortamda, manzaralı bir ortamda kahvelerini, çaylarını, yemeklerini dinlenecekler. Bunun benzerini Hacı Mercan ve Şükriye Köyü arasında belli bir alan belirledik. Veya Beriye de gelebilir, tam ne nokta değil, oradaki alanımıza göre bir seyir terası daha yapmayı planlıyoruz. Ve amaç ne dedik? Burada bakınız, işte çok dedim mi söylenecek, Sapanca'mıza dışarıdan gelen kahvaltı için geliyor. Çok yere şahit oldum. Kahvaltı için geliyor ve 2 saat duruyor. Ya bundan sonra biz ne yapalım? Ne tür bir meşguliyetle bir faaliyet yapalım ki günümüzü, günlerimizi burada dolduralım? İşte biz buradayız. Biz belediye olarak altyapısını oluşturacağız. Kısaca teşvik edeceğiz, önünü açacağız, yapabildiğimizi biz yapacağız. Ve dışarıdan gelen, Güven Hocam, dışarıdan gelen kardeşlerimiz veya bizlerin öncelikli olarak 24 saatini dolu dolu, çocuklarımızın geldi, kahvaltısını yaptı, sonra çocuklarının oynayabileceği... Sapanca'ya bir girdik, bir daha göndermeyeceksiniz. Yani, yani yok. dönerken mutlu, huzurlu, dinlenmiş bir vaziyette gönderirsek ne yapacaktık? Bizim derdimiz burada sıcak paranın, esnafımıza sıcak paranın, anladım, girmesi. Derdimiz bu. Onun için spor alanları, yürüyüş alanları, çocuklarımızın için oynayabileceği parklar ve bu oyunların farklı farklı boyutları, göl sporları, az önce dedim ya, kanolar, yelkenler, dalga sporları, işte güneş enerjisiyle ilgili yürüyüş, göl turları vesaire, göl su festivalleri, şenlikler, uçurma şenlikleri vesaire, şu an aklıma gelenleri söylüyorum, dolu dolu, gerek Sapanca halkımızın, gerekse dışarıdan gelen yurt iç turizmdeki öncelikle bireylerin güzel vakit geçirmeleri için yapılacak faaliyetler. Ve dolayısıyla seyir terasında belli yerlere, onları da söyleyeyim, bir Hacı Mercan da orada düşünüyoruz. 2 Kırkpınar Mahmudiye, o bölgede yine alanımız var. Orada düşünüyoruz. İnşallah bunları adım adım gerçekleştireceğiz. Ve spor dedik. Halı saha, öncelikle 2. Büyükşehir Belediye Başkanımdan istediğim sentetik halı saha talep ediyoruz dedim Sapanca'mıza. Çünkü ilçelere belli bir şeyde yaptığını, yapıldığını biliyorum. Başkanımız da eyvallah dedi. Ve zaten biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz bizlerin ağabeyisi ve her türlü faaliyet ve projemizi birlikte yapacağımızı, istişare içerisinde yapacağımızı buradan da belirtmek istiyorum. Ve Sapanca'mızda spor gerçekten çocuklarımızın dinamik, genç, atletik olabilmeleri, sağlıklı olabilmeleri, başka boş vakitlerini iyi bir şekilde dolu dolu geçirebilmeleri için gerçekten önemli. Sadece bu spor futbolla bağlı değil. Biz hemen Allah nasip ederse, potansiyelimiz de var Sapanca'da, güreş sporunu da harekete geçireceğiz. Hocalarımız var, mekanlarımız var, alet edevatlarımız var. Bunları da biz lokomotif olup ikinci etapta güreş. Kısaca derdimiz şu, çocuklarımız neye meyilli? Efendim müziğe mi? Müzikle ilgili. Keman kursundan kemençe kursuna. Efendim buz okeyinden ilgiline, mesela bir alanımız var. Geçen bir ekibimiz geldi. Sinek golf dediğimiz, çok hoşuma da gitti. Öyle büyük alan istemiyor. Bilhassa Kırkpınar, Yanık, o bölgede baba oğul gelebilecek. Hemen hemen 500 metrekare, hocalarına, alanda uzman kişilerine görüştük. Hocam sen hiç dert etme, sadece bize bir fırsat ver, tanınalım. Ve her mahallede bir spor alanı, Güven Hocam, oluşturmak istiyoruz. Etrafı kapalı, ışıklandırmalı, basketin, voleybolun fonksiyonu olarak oynayabileceği her mahallede bir alan ve yine Sapanca Göl Mahallesi'nde oluşturulan bir spor kompleksi gibi birkaç yerde de aynı şekilde spor alanları, ki bakınız Sapanca'da bir fırsat daha. Akçay Fevziye arasında, hiç gittiniz bilmiyorum, çok güzel bir harman düz var. Çocukluğumda orada geçtim. Mükemmel bir alan. Fazla maliyetli de değil eğer şeyse. Ve orada dümdüz, başka yeşillik, çimen, sadece alanları böleceksiniz, ışıklandırma yapacaksınız, bir sosyal tesis yapacaksınız ki sağ olsun muhtarımız orada kendi mücadelesiyle bir şeyler yapmış durumda. Biz onları da iyileştirerek hem sosyal alan oluşturacağız ve hatta orada bir butik otel, bir imkan oluşturursak
çok büyük bir alan spor kompleksinin yapılabileceği, profesyonel lig futbolcularının da çok rahat bir şekilde gelip orada spor yapabileceği bir alan ve alanlarımız var. Bunları da biz değerlendireceğiz. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Hocam biraz daha hızlıca evet. gidip bazı projeleri es geçerek gitmek istiyorum. Sapanca Stadyumu, bu da önemli. Sapanca, hepsi önemli evet, ama Sapanca 15 dakikamız kaldı. Bakınız hocam. Orada şimdi hastane yapılıyor ve sıkışık vaziyette. Trafik yoğunluğu var. Bir şekilde biz onu oradan o stadı kaldırıp Delidüz mevkiine İl Ormanı'na giden o alanda 270-300 dönüm bir alan var. Onu belediye olarak alıp, orası köy merasıydı biliyorsunuz. Orada bir büyük bir spor alanı, kompleksi, kongre merkezi, bütün her yönüyle eğitim, kültür, kongre merkezi alabileceği ve spor stadyum olabileceği bir alan. Yani kısaca şu anki mevcut Sapanca stadı eğer oradan kaldırırsak çok büyük bir ferahlayacak. Trafik oradaki hastane, TOKİ, ben orada biliyorsunuz TOKİ ile ilgili buradan Roman kardeşlerimize de seslenmek istiyorum. Gerçekten belli bir mağduriyetleri var. Bunları elimizden geldiği kadar ne yapacağız? Çözeceğiz. Bileceğiz. Bunu da çözeceksek biz çözeceğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Ne gerekiyorsa kardeşlerimize tüm desteğimizi verip bizlerin nasıl bir evde sıcak ortamda yaşama hakkımız varsa her vatandaşımızın da o hakka sahip olduğunu buradan bildirir ve gereken tüm zaten projelerimiz hepsi hazır, A, B, C, yani 1+1, 2+1, 3+1 bu şekilde projeleri de biz üstlenerek gerekli desteğimizi vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum Roman kardeşlerimize. Ve stadın da oradan kaldırdığımız takdirde yapacağımız, onu da söyleyeyim, Gençlik ve Kültür Merkezi. Çok güzel bir şekilde orada yüzme havuzlarının altında bowling salonlarına kadar gençlerimizin orada rahat bir şekilde eğlenmeleri, dinlenmeleri imkanı sağlayacağız. İşte gördüğünüz gibi Delidüz alanı var ve Sapanca AVM son bitmiş hali, onu en etkin bir şekilde şuradan etmek istemiyorum. Yani orası yeri miydi, değil miydi? Şu an yapılmış bir proje. Yani yıkamayacağınız yani, göre onu en iyi şekilde değerlendirmek ve lazım. Ve gerçekten de İller Bankası'ndan borçlanarak yapılan bir AVM. Ama biz nedir şimdi? Alıyoruz inşallah en güzel bir şekilde vatandaşımızı, öncelikle orada meydan açıldığındaki esnaflarımızın mağdur olanları öncelik tanıyarak ve daha sonra Sapanca halkının esnafımızı öncelik tanıyarak en güzel bir şekilde, en verimli, en etkin bir şekilde nasıl orasını faaliyete sokabiliriz, onun derdindeyiz, onu da belirtmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi Sapanca Meydanı inşallah bitecek. Büyükşehirimiz zaten onu ele aldı. O projeyi tamamen Büyükşehir Belediye'miz yapıyor ve çok güzel bir, bittiğinde de güzel bir ortam oluşacak. Göl Mahallesi, Uzunkum, Teras dedik, bunları zaten söyledik. Evet, bununla birlikte festivalini de söyledik hemen arkasındaki. Mercan Tepe, evet, bu Sapanca dedik ya, yani gerçekten gölümüzü en iyi bir şekilde kullanacağız artık. Mesela şey var, daha bizim soracak geç, oraya da geleceğim. Madem şu anlık sadece gölle ilgili, kısaca Sapanca'da şenlikler ve festivallerin yapılabileceği bir ortam oluşturmak zorundayız. Niçin? Dışarıdan insanlar. Bir düşünün, geçen bu kano yarışları ve uluslararası yarışlar, yelken yarışları ilgili uzman kişilerle görüştüğümüzde, hocam bizi önümüze açın, engel olmazsanız uluslararası alanda yarış yaparız dedi. Göl ona müsait dedi. Ve düşünün, uluslararası alan değil mi? 3000 insan, 4000 insanın Sapanca'ya geldiğini düşün. Bir derdim bu. Otel para kazanacak, esnaf para kazanacak. Her alanda ne yapacak? İnsanlarımız para kazanacak. Ve Sapanca'nın da tanınırlığı bir o kadar da artacak. Gördüğünüz gibi su festivalleriyle ilgili şeylerimiz ve tabelalar. Ki gerçekten de evet, belli bir düzeyde tabelalarımız var ama daha modern, daha şimdi otoban girişini, bakın bir çok basit ama eksiklik. Otoban çıkışında bir turizm danışma ofisini kuracağız. İlk önce eğer imkanımız olursa bankamatik, biliyorsun bankamatik şeklinde var. Tuşa basıyorsunuz, nereye gitmek istediğinde, restoranta mı? Restoranlar. Efendim spor alanları mı? Spor alanları. Yürüyüş alanları mı? Yürüyüş alanları. Lokantalar mı? Hepsi orada çıkıyor. Onu kuramadık. Maliyeti yüksek. Ne yapacağız? Orada bir danışma ofisi, hemen bir rehber. İngilizce, Türkçe, gerekirse Arapça. Biliyorsunuz şu an son süreçte Arapların da evet, vatandaşlara geliyor. Arapça. 2-3 dilde yeterli. Türkçe ve İngilizce nereye gideceğini buraya verir. Başka? Orada gerekirse bir kişi görevlendirilir.
ve yönlendirme yapar. Tabelalar, çünkü çok önemli. Nereye gideceğini görme noktasında kaç kere şehir şeyinde meydanında otobanı nasıl giderim diye vatandaş soruyor. Anladım. Düşünün, yani ondan dolayı bir eksiklik gördük ve bunları da en iyi bir şekilde yapacağımızı belirtiyoruz. Ve Güldibi, gördüğünüz gibi Güldibi mahalle köy evi ve işte bu bilgi kültür evlerine bağlantılı olarak iki tane muhtarlık alanı var Güldibi'nde ve diğer yerlerde de bu yerler hepsini tespit ettik. Güldibi için söyleyeyim sadece, o İstanbul Dere regresyon alanında oturma alanları, dinlenme alanları daha yukarıya kadar ki o giden yolda Güldibi Mahallesi hemşehrilerin o noktada avantajlı. Zaten onu diyorum. Şimdi yeni yapılan üniversite alanı var. Gazipaşa ve Güldibi daha da coşacak. Daha da orası ekonomik, sosyal yönden gelişme noktasında büyük bir ivme kazanacak. Ve orada bir gençlerimizin spor yapabilecekleri bir alan, çocuklarımızın için oyun parkı ve yaşlarımızın oturabileceği bir alan ve biri de Güldibi Mahalle Köy Evi dediğimizde kadınlarımızın çok rahat bir şekilde sohbet edebileceği, çay içebileceği, günlerini yapabileceği, kına yapabileceği bir alanı orada oluşturacağız. Onu da belirtmek istiyorum. Ve tüm köylerimize spor tesis dediğimizde, ki gerçekten de gördüğünüz gibi gerek çocuklarımızın oyun parkları, her mahallede bir kere, belki de sokak ve caddede artık çocuklarımız güvenli bir ortamda parkları yaparak onların oynamalarını, onlar bizim çünkü canlarımız, onlar bizlerin geleceğimiz, en iyi bir şekilde onları ne yapacağız? Eğiteceğiz, eğlendireceğiz ve Allah'ın izniyle sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlayacağız. Onun için diyoruz ki tüm mahallelerde, tüm köylerde spor alanlarını imkanlarımız dahilinde adım adım ne yapacağız? Gerçekleştireceğiz. Kırkpınar için biraz ayrıcalıklı davranmışsınız sanki. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, Sakarya'nın, hani deriz ya, yani şeyde Sakarya'nın incisi misafirhanesi dediğimizde Sapanca, yani Uzunkum'dan Yanağa kadar Sapanca'nın da efendim hani diyoruz ya Nişantaşı dediğimiz veya ana merkez belli bir şeyde de tanınırlı ya da bilinirli olan bir yer. Gerçekten de bunu söyleyeyim, buradan vatandaşlarımıza net olarak söyleyeyim, çevreye duyarlı, yeşilliği en üst düzeyde hassas noktada koruyan bir belediyecilik anlayışını. Ha, bunu yaparken de hemen şunu belirteyim. Sapanca'mızda böyle bir fırsatlara sahipken belli dezavantajları da var. Mesela göl bir fırsat, çok büyük bir üstünlük, ama aynı zamanda içme suyu havzası, gölün olması, ormanın olması imarla ilgili nedir? Büyük bir sıkıntıya sokuyor. Vatandaşlarımızın imarla ilgili sıkıntılarını biliyoruz ve halkımızı, vatandaşlarımızı mağdur etmeden, başka o yeşilliği de bozmadan imar planları büyük şehrimizle birlikte yapacağız. Ne halkımızı mağdur etmeyi planlıyoruz, ama mesela bir ev oturumundayım, bir örnek de anlatmak istiyorum onu da. Teyzem diyor, bir de Karadeniz şivesiyle, oğlum diyor, bu dağ tepedeki yerlerde benim yerim var diyor. Evet dedim, orayı satabilmem için işte %20-%25 imar vermeniz lazım diyor işte, veya tarım alanıysa belli bir tarım alan şeyde yapmanız lazım. Hemen teyzem dedim, orada yerim var mı? Var dedi. Şimdi 5 dakika sonra böyle çok kalabalık bir ortamda Bontu'ya geldi. Geçti 5 dakika veya onunla geçer geçmez. Aynı teyzem ne dese iyi. Ya oğlum buradaki betonlaşma, buradaki yapılaşma ne olacak, önleyebilecek misin dedi. Şimdi soruyor, bu ne lahana, bu ne periz. Ve böyle böyle falan. Bir grup var, yerinin daha da pahalı olması, değerini, değer kazanması ve satabilmesi için imarın yüksek olması. Diğer taraftan da işte yeşillik olsun, yeri olmayan da o güzellik için gelenler. Kesinlikle ben imar noktasında o dengeyi iyi tutturmak lazım. Yani. O kıvamı karşılığında evet, kötü olur inşallah çünkü. İnşallah onu tutturacağız. Halkımızı, yani çünkü Sapanca diğer ilçelere göre küçük bir ilçe. Yani belki de Hendek'in, Akyazı'nın yarı yüz ölçümüne sahip olarak küçük. Evet. Ama yer kıymetli, alan çok kıymetli, ama alandı. Bir de buna yetmemiş gibi orman, kıyı, su havzası ve göl. İki taraftan. Dolayısıyla bunu imar gerçekten Sapanca'mız için önemli bir konu ve bunu da tekrar söylüyorum. Halkımızı ve bazı adaletsizlikler var, onları da hepsinin bilincindeyim. Hiçbir şekilde eşit
tarafsız bir eğer yol geçecekse, efendim herhangi bir imarla ilgili bir faaliyet yapılacaksa öyle masa başında değil. Bunu halkımızın bilmesini istiyorum. Masa başında değil, ne yapacağız? Yerinde bizzat giderek yetkilileri, arkadaşlarımızı göndererek onların mağduriyetlerini en aza indirerek imarla ilgili projelendirmeyi, planlarımızı da yapacağız. Ve Kırkpınar ki gerçekten de birincisi Sekman altındaki o yürüyüş yolu Kırkpınar'la birleştirilecek. Bağdat Caddesi'ndeki ışıklandırma, karanlık şey var, onlar hepsi tamamlanacak. En güzel bir şekilde yine halkımızın hizmetine sunulacak. Kurtköy'ü Kırkpınar'a rekreasyon alanı tamamlandığında çok güzel bir ortam oluşacak. Ve orada başıboş, Sapanca geleni söylüyorum, başıboş köpeklerimiz var, hayvanlarımız var. Bunları da ne yapacağız? Onların da yaşama hakkı var deyip her türlü sahipleneceğiz. Barınaklar kurup onları da en güzel bir şekilde ama insanlarımıza da halkımıza zarar vermeden yaşama haklarına katkı sağlayacağız, belirtmek istiyorum. Ve Sapanca Kırkpınar'ımızda açık hava tiyatrosu var. Bunu da yine çok etkin bir şekilde kültürel etkinliklerin yapılmasında öncü olacağız, destekleyeceğiz. Canlı canlı bir yaz geçirmelerini, yine kapalı alanlarda da kışın da yine sosyal aktiviteler yapılması ve bayanlarımızın fitness, spor yapabilmeleri için bayanlarımıza ayrı bir alan oluşturacağımızı da yine buradan belirtmek istiyorum. Tabii zamanımız daraldığı için daha çok ve çok söylenecek sözlerimiz bir var. Bir gece programı ve, yani bir akşam programıyla daha detaylı evet, izleyenlerimizin de sorularını sorabileceği bir formasyonu sizi ağırlamak istiyoruz. Kesinlikle açığız. Yani Allah'ın izniyle cevaplayamayacağımız hiçbir soru o tarz yok. Programımız çünkü olacak hocam. Biz söylediğimizin sözün arkasındayız. Yapamayacağımızı kesinlikle zaten söylemeyiz. Mesela hayal mi istiyorsunuz veya hayalimdeki bir proje mi? Çünkü zor ama. Uzunkum'dan yürüyüş bandından Yüzevler'e, Yüzevler'den Hacı Mercan, Naili'ye, İlmiye, Balka'ya ve karşı İstanbul'dan Soğucak Yaylası'na teleferik projemiz var. Ama bu uzun dönemli. Bu dönem yok mesela kitapçıkta. Yani bunu koymadık dedim ya, sadece HES'le ilgili son ona şeyde koyduk. Onu da dedim ki çevreye duyar. Çok inceledim. Yani tribünlerle öyle göl bir set oluşturup suyu birikme falan değil. Kısa bir iki tribün, suyun azalma ve çoğunluğuna göre bir tribün, iki tribün şeklinde ve hiçbir şekilde çevreye zarar vermeyen bir proje olduğu için biz onay verdik. Diğer taraftan da burada yazılarda da söylüyorum, yani diğer teleferikten tut da diğer şeylere, ama zaten dedim ya uzun dönemli projeler. İnşallah bu 5 yıl içerisinde bunları bir devam eden projeleri, iki söylediklerimizi bunları yaparsak, ya az önce dedim ya sadece hiçbir şey yapmayıp gece gündüz çalışıp Sapanca'mıza bir üniversitenin fakültenin bir fakülteyi kazandırırsak işte hende gelişmiş diyoruz değil mi? Neden? Üniversiten olmaz. Araştırın. Başka Serdivan. Serdivan'ın gelişmesinin ana lokomotifi üniversiten olmaz. Sadece buradan. Gidin Eskişehir'e. Gidin Muğla'ya. Muğla'ya gidin merkezde. Gidin Çanakkale'ye. Yani gidin Çanakkale'ye. Başka hiçbir şey yok Çanakkale çünkü. Çanakkale dediniz de şuradan hemşerilerimizin Çanakkale zaferinin 99. yılında şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle andığımızı buradan Evren TV aracılığıyla böyle belirtmek, söylemek istiyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, cenneti mekan olsun diyorum. Amin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Projeleri noktalayacağım ben burada. Çünkü programın sonuna geldik. Ama kısa bir iki cümleyle tamamlayalım istiyorum onu da. Çünkü yani bu kitapçı ayrıntılarıyla incelemeye kalksak muhtemelen şöyle bir program olmalı. Pazartesi 09 başlayıp Cuma 21 bitirmek lazım hiç çıkmadan buradan. Evet. O yüzden ama önümüzdeki hafta bir akşam, sizin de müsait olacağınız bir akşamda hem projelerinizi konuşmak hem de izleyenlerin projelere eleştirisi ya da beğenisini de aktarabilecekleri bir program sözü veriyorum size. Çünkü tamamlayamadık projeleri, bir saat evet, yetiştiremedik. Maalesef. O şimdi, kadar da özet dememe rağmen. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli izleyicilerimize ve öncelikle Sapanca ve Sakarya halkımıza, her Sapancalı'nın, her Sakaryalı'nın doğduğu, büyüdüğü şehre hizmet etme borcu olduğu gibi bu kardeşlerinin, bu evlatlarının da hizmet etme borcu olduğunu düşünerek bir dünya lideri ve kitle partisi olan AK Parti'den aday olmuştur. Amacım, hedefim sadece ve sadece Sapanca halkına hizmet etmektir. Bizler milletin efendisi olarak değil, milletin hizmetkarı olarak
yola çıktığımızı ve Allah'ın izniyle 5 yıllığına 30 Mart'ta o yetkiyi bizlere verdiğinde o yetkinin görev ve sorumluluğunun bilincinde olarak hizmet edeceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, bir Evrende Sabah programının daha sonuna geldik. Nasıl geçtiği harbiden çok net belli. Kitabın yarısını biraz geçmişken programımız bitti. Aydın Hoca sağ olsun. Akademisyen de olduğu için ansiklopedi hazırlamış. Proje kitapçı değil. Öyle bir durum olmuş. Aydın Yılmazer'le sohbetimizin sonuna geldik ama Aydın Yılmazer'in anlatacaklarını yani daha da geniş anlatması ya da Sapancalı'nın da Aydın Yılmazer'in projelerine söyleyeceklerini direkt dile getirebileceği bir programda yine karşınızda olacağız. Önümüzdeki hafta bir akşam Aydın Yılmazer'in seçim çalışmasından vakit ayıracağı bir akşam yine stüdyolarda olacak ve sizlere buluşturacağız Aydın Hoca'yı. Bizden bugünlük de bu kadar değerli izleyiciler. Evren TV'de siyasetin nabzı atmaya devam edecek. Gün içinde programlarımız olacak yine sanıyorum. Ana haber ve gece de yine siyasileri ağırladığımız programlarımız bugün de devam edecek. Ancak benim bugün başka programım yok. Yarın sabah karşınızda olacağız. Yarın sabah farklı bir konukla karşınızda olacağım. Sürpriz olsun sizlere de. Yarın akşam da burada olacağız biz. Yarın görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Gününüz güzel geçsin.